beline silah koyan kabadayı oluyor yani ne yapayım? Şimdi adam bana orada bir yanlış yapacak, ben cevap vermeyecek miyim? İşte o çok tanınmış bir abi. ...işte o gayrimeşir o falan, ona da vermiş Allah bir can, bana da vermiş bir can. Beni kurtarın falan demiyorum, ben pavyonlarda mutluyum. Kendime vurmadan şarkı söyleyemiyorum. <laughs> Bazen ellerimi tutuyorlar, bu sefer ee, sesim güzel çıkmıyor gibi. Detone oluyorum ellerimi tuttuklarında. Sonra cezaevine girdim. Niye? Cinayetten. Öldürdünüz birini. Öldürdüm, evet. Cezaevinde hiç tanımadığım bir adamla evlendim. Sırf müdüre inat. Ağladı, sızladı, kurtarın beni ne olursunuz. Ben meşhur olmak için böyle bir şey yapamam. Ben meşhur olmayayım arkadaş. Ben doğru olayım. Beni seven böyle de seviyor. Mesela benim bir albümüm yok hala. Şanzelim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Maybana. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. İlk merak ettiğim şey. Bayılın. Şimdi <laughs> Yiğit lakabıyla anılır. Size niye çatlak şanzel diyorlar? Yani çatlak lakabını size kim koydu? Kısa cevap çatlak olduğum için. <gülüyor> <gülüyor> ee, uzun cevapta e, biraz deli doluyum ve e, tabiri caizse Ankara tabirli. Harbi kız falan diyorlar böyle çok fazla içime tamam. İçime attığım zaman daha hırçın alıyorum çünkü. Ağzıma geleni pat diye söylerim. Onun için de çatlak dediler. Ama lakabımı Piyanist bir abim koydu, ee, böyle çok gayrimeşhur bir abiye kafa tutmuştum. O da kafama silah dayamıştı, çatlakla bu karı falan dedi. Normalde sahneye davet ederken beni insanlar, piyanistleri, ee, işte kraliçemiz, prensesimiz, şanzel falan diye davet ederlerdi. Ben o gideri yaptıktan sonra o abimize espriyle karışık çatlak, karşınıza çatlak, çatlak falan öyle kaldırdım. Ama şimdi siz afişlerinizi falan da artık çatlak şanzel diye kullanıyorsunuz. Şanzel diyenleri sevmiyorum zaten. Çatlak şanzel diyenleri daha çok seviyorum. <laughs> evet. Sizin şanzel Hanım da çok kullanmıyorum açıkçası. Böyle çatlak gel çatlak git. Sizin bir taklidiniz mi var? Çok fazla. Çok fazla. E peki engel olamıyor musunuz? Engel olmak istemiyorum ki sevilen insanların taklidi yapılıyor, yapılıyor diye düşünüyorum. Hoşuma gidiyor açıkçası. Kaç yıldır sahneye çıkıyorsun? 12 yaşından beri. Peki 12 yaşında ilk nerede çıktınız sahneye? Düğün salonları ve çay bahçeleri. Sonra? Sonra cezaevine girdim. Niye? Cinayetten. Öldürdünüz birini. Öldürdüm evet. Niye? Cezaevinden çıkınca hmm. aslında hani böyle bir de şu anda bunu açıklamam çok doğru olur mu Peki. bilmiyorum ama siz hatta... bilirsiniz. Aslında söylemek istiyorum. Hani böyle e, sağlık çalışanlarına şiddet falan deniliyor. O şekilde görmesinler lütfen. Babaannem yanlış ameliyatta vefat etti. Ve babaannemi öldüren doktoru öldürdüm. Ben de çocuktum, 17 yaşındaydım. Yüzde 99 değil, yüzde 100 yüz doktor hatası olduğunu öğrendik. Peki kaç yıl ceza ne yaptınız? 36 ee, sene aldım. 24'e indi. O zaman eski yasa üçte biri yatılıyordu. Yedi sene, iki ay, on gün yattım bir yaşım tutmuyordu zaten. Üniversiteyi kazanmıştım. Ee, bunlar da göz önünde ile ilk kez suç işliyordum. Bunlar göz önünde tutularak işte cezam indirildi. Yedi sene, iki ay, on günde kurtuldum. Ondan sonra alışkanlık yaptı. Birkaç kere de yaralamadan girdim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki pavyonla tanışmanız nasıl oldu? Pavyonla tanışmam işte Ayla Gazinoları kapandı. İsim kullanabiliyor muyuz? Tabii, tabii. Mesela Ankara Cinnah Caddesi'nde böyle kalite elitierler vardı, altın algı falan gibi. Oralarda çocuk sanatçı falan gibi, böyle ya da toy daha sanatçı gibi çık çıkıyordum hmm. ünlü solistlerin altında. Oralar kapanınca e, beni orada çalışan bir arkadaşım, e, ya yani bir abim e, gazinoya götüreceğim seni. Orada çok beğendim. Ben korktum tabii. Hayır orada çıplak kadınlar var. Orada kötü şeyler oluyor falan. İşte çocuk haklı. Oysa ki öyle değil tabii. Ee, gitmem çıkmam falan. Çıktım çok beğendiler. Baktım yanlış hiçbir şey yok. Ben sadece 45 dakika sahnemi yapıyorum. Paramı alıyorum çıkıyorum. Birçok yerden teklif gelince de Ankara'da şu anda hiç çıkmadığım hiçbir mekan yok. Ben en çok da beni severler. Bu konuda bir <laughs> yapmayacağım. Biliyorum. Siz, siz bayağı de... meşhursunuz. Yani o, o camiada hani nereye gidiyorsun? Çatlak şanze dinlemeye gidiyorum diyorlar. Evet sağ olsunlar. Seviyorlar. Değil gibi biraz dobra olduğumdan herhalde sesimi beğenenler de çok. Ama güzel şarkı söylüyorsun. Teşekkür ederim, çok seviyorum çünkü. İşin Şanzer ne demek? De çok sevim. Eşi benzeri bulunmaz, şanlı kız demek. Kim koymuş isminizi? Baba. Ne güzel bir isimmiş. Eşi benzeri bulunmaz, şanlı kız. İlk Hayır. defa Fransız başka de mu? Efendim? Başka kimse de Şanzer ismini duydun Benden mu? Benden sonra duydum. Mesela 11 yaşında yeğenim var. Biz Şanzer nasıl koyduk onu da. Ee, hoşuna gidip de koyan arkadaşlarım mesela çocuğuna koydu, yeğene koydu falan oldu ama nüfus kayıtlarında babam belki de böyle hani e, hoşuna gittiği için bana öyle söyledi, beni kandırıyordu ama... ...kızım senin ismin Türkiye'de yok falan diye böyle e, söylerdi. Demin siz Floransa doğumluyum mu dediniz? Efendim, evet, <laughs> Fransa doğumluyum. Fransa? Hı hı. Aileniz orada... Hayır, babam iş için gitmiş, annemi de götürmüş. Erken doğum yapmış annem. Orada doğmuşum ve gelmişim. On gün falan yani bebekken, hatırlamıyorum, bilmiyorum tabii. Doğduğum caddenin adını aslında babam adımı Şanzelize koymuş. Ha. Sonradan işte çok uzun oluyor böyle biraz köylü gibi falan filan tabiri caizse köylü deyince yine yanlış aks e, aksetmek istemiyorum. Hani derler ya çok uzun böyle e, hoş durmuyor falan gibilerinden. Şanzel diye kısaltmış babam. Abim dalga geçer ben. Allah'tan Ankara'da bir yerde doğmadan adın yine doğan ulus olurdu falan diye. <gülüyor> <gülüyor> ya da cinnah. Aynen öyle bir şey olabilir diyorsun ama seviyorum musun? Hala çalışıyorsunuz. Çalışıyorum değil mi? evet. Kaç yıldır şarkı söylüyorsunuz? İşte bir cezaevinde olduğum dönemler. Cezaevinde de söylüyordum gerçi. <laughs> yani kendim bildiğim bileli 12 yaşında abi şarkı söylüyorum. O Demin de seviyorum. söylediniz böyle ağır bir abiye gider yaptım işte <laughs> Anladığım kadarıyla böyle biraz, e, nasıl söyleyeyim, o, o dünyaya da bir ilginiz var gibi. Yani yok değil açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> yok değil çünkü etrafımızdaki insanların çoğu öyle. Beline silah koyan kabadayı oluyor yani, ne yapayım? Şimdi adam bana orada bir yanlış yapacak, Ben cevap vermeyecek miyim? İşte o çok tanınmış bir abi. İşte o o falan, ona da vermiş Allah bir can, bana da vermiş bir can. Onun için de yani korkmuyorum kimseden, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Onun için de çatlak diyorlar. Aslında doğru olanı yapıyorum ben. Kaç yaşındasınız? 38. 82 doğumluyum. Gençsiniz daha. <laughs> Teşekkür ederim. Ben sizin TikTok'taki e, videolarınıza baktım da. Mesela orada makyajsız çok güzel bir yüzünüz var. <laughs> Öyle diyorlar. Ama da sonra çok seviyorum Ama YouTube'daki videolara baktım. Herhalde Ankara tabiriyle eğlence merkezinde çalışmanın gereği fazla makyaj. Yok hiç yapmayan arkadaşlarımız da var aslında. Siz seviyorsunuz. Ben seviyorum. Bir de şey, ne bileyim işte saçımın başını yaptırmadan çıkmamam gerektiğini biliyorum sahne prensipleri. İşte bir, hafif de olsa bir makyaj yapayım ama ben abartıyorum. <laughs> yani normalde kıyafetle de öyle böyle sade giyinmek istiyorum her zaman. İşte bir, kot, bir body takayım diyorum. Sonra şunu da takayım, bunu da derken yine kokoş olup çıkıyorum. <laughs> abartıyorum yani ister istemez. Ama o şey, içinden gelen bir şey insan. Aynen öyle ama ben her şeyi abartıyorum. İyi olan her şeyde, kötü olan her şeyde. Do Dozunu tutturamıyorum. Şarkı söylerken de abartıyorsun. Abartıyorum evet. Ama onu seviyorsun Ama istemeden yapıyorum yani. Yani çok klasik konuşuyorum ama yaşıyorum gerçekten. Şarkı ne demek istiyordu? İşte sadece sözlerini söyleyeyim, müziğine de uyuyayım falan değil. Acaba ne olmuşmuş bu şarkıda? O sıra ben çok mutluysam, ayrılıkla alakalı bir şarkı söylüyorsam... ...ama benim e, öyle bir durumum yoksa bile sanki sevdiki sevgilimden ayrıldım. İşte ne bileyim... O şarkının anlattığı acıları yaşıyorum. Bir videonuz var öyle gördüm, yani bayağı şey. Kendime vurmadan şarkı söyleyemiyorum. <laughs> Bazen ellerimi tutuyorlar, bu sefer e, sesim güzel çıkmıyor gibi. Detone oluyorum ellerimi tuttuklarında. O kadar. Psikolo evet, psikolojik boy. illa vuracağım kendime. Bir ara çatal falan batırıyordum gazinoda, şuralarım delik deşik. Annem yapma kızım, etme. Yemin ettin etti. ondan vazgeçirdim. Ama yumruk atıyorum bu sefer. Nasıl bayağı çatal, şarkı söylerken? Ritim tutuyorum çatalla, masalarda falan. Kendimi kaybettiğim anda farkında olmadan çatalı falan batırıyorum. Annem çok üzülüyordu. Zar zor oldu ama bazen davul tokmağı falan verdiler. Hani batırmasın, çatalı batırmasın <laughs> bari diye. Sonra bıraktım, yani, ama yine bu, vuruyorum hala. Bir tane yeğeniniz var galiba. Üç tane var. Bir Üç tanesini var. çok seviyorsunuz anladın, hep onu görüyorum. Üçünü de çok seviyorum. İzledikleri zaman kızanlar. En büyük şanzaynaz ilk göz ağrım. İsmi de benim ismim. Bayılıyorum ona evet. Çok seviyorum kız çocuğu. Ee, Alperen ve Aykut var. Benim çocuğum olmadığı için onlar e, çok, ne bileyim, çok tatlı geliyorlar bana. Hiç evlendiniz mi Şanzel Hanım? Evlenmedim. Hiç. hiç evlenmedim. Siz tercih etmediniz. Aslında şöyle e, açıklayayım. Cezaevinde hiç tanımadığım bir adamla evlendim. Sırf müdüre inat. <laughs> evet, ve hala tanımıyorum adamı iki kere gördüm ve <laughs> hala onunla e, bir nikahım var. Onun dışında ciddi anlamda sadece kağıt üzerinde bir evlilik. Ciddi anlamda hiç evlenmedim, çünkü ya. hep aldatılıyorum. Bir de cezaevinde müdüre niye inat yaptın? Bunu da yaptım. anlatacağım ya, ben saklamak istemiyorum böyle, Demek hani öyle. net olmak istiyorum. Ay YouTube'dan izleyecekler de duyacaklar, televizyonda duyacaklar falan. Bir şey olmaz. Demek istemiyorum. Cezaevinde... Bir, şey <laughs> 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 Bir şey olmaz, anlat anlat. <laughs> ya, hani beni neden seviyorlar? Doğru olduğum için, doğru olduğum için, doğal olduğum için seviyorlar. Öyle söylüyorlar sevenler. Bu konuda da hani doğruyu söylemek istiyorum. Cezaevinde kadınlar birbirine mektup atıyorlar. Şey kadınlar erkekler koğuşuna. E can sıkıntısı ne yapsınlar? Mektup arkadaşları yapabilirler. Ben o zaman nişanlıyım tabii cezaevinde. Küçüğüm. Kadının bir tanesi atamamış. Bunu atar mısın dedi bana. Böyle poşete sarmışlar mektup. Atarım dedim hani fırlatamadığı için. Ben fırlattım. Sonra müdür geldi. Bunu kim attı dedi. Ben attım dedim. Hani baktım herkes böyle yaşmağını kapattı. <laughs> herkes namuslu moduna girdi. Sonra burası namuslu bir cezaevi falan deyince o, o, o sırada ben bakayım zaten. Hani kız olan kız ne demek namus ne demek yani. Sonra müdüre saldırdım. Hücreye atıldım. evet. E, ama itiraf ettim doğruyu söyledim. O abi de, abi diyorum şu andaki eşime. <laughs> <laughs> evet, yani ama öyle. Gerçekten yani hiçbir iş, alakam yoktu. Sırf Onların e, yüzünden oldu diye, madem na, e, namus nikahlı oluyor, işte ben ailemi gönderiyorum. Dışarıdan işlemleri de yapacak, nikah kıyacağım. Sonra koğuştaki teyzeler, annem de yatıyordu benimle. Annem suçu üzerine almaya çalışmıştı. Hakim amca da sen demekle evlatı kandırıyorsun anne yüreği. Annemle de ce cezamın bir bölümünü beraber yaptık. Annem çıldırıyor tabi, işte Şanzel beni vazgeçirmek için. O adam teröristmiş, terörist de olsa evleneceğim, Allah korusun da <laughs> lafın misali. Şanzay o adam yetmiş yaşındaymış, yetmiş yaşında da olsa evleneceğim. İşte o adam kötü bir suçtan girmiş, şunu da şöyle böyle vazgeçiremediler beni. Hani inatlaştım, çünkü hak etmediğim bir kelime duydum müdürden. Sormadı, araştırmadı, neden bunu sen mi yazdın ki ben yazmamıştım. Sadece yardımcı olmuştum. Bir baktım, beni çağırıyorlar müdüriyetten. E, Gittim, ne oldu, ne bitti? Ben de bilmiyorum, evlendim. Bilezikler falan takılıyor, ayağınız falan takılıyor. Ben dedim gerçek evlenmiyorum abi sen. <gülüyor> <gülüyor> o da dedi ki, <laughs> evet. O da dedi ki bizim usulümüz böyle yani, yani hani tamam gerçekten kilit üzerine bir evlilik. İstiyorsan dedi onları satıp koştuk herkese bir şeyler alabilirsin. Ama alyansı çıkar dedi. Hani o hani namus ya dedi. Tamam dedim onu çıkartmam ama ben bunları takmam dedim. Gardiyanlara verdim sattım işte koştuk herkesle. Yedik. Paylaştım, evet yedik işte, ama o abiden izin aldım, kocam olan abiden izin aldım, evet. Peki sonra niye şimdi resmen boşanmıyorsunuz? Adamı bulamadım, sonra adam sürgün gitmiş. Evet. evet, adam da işte bana haksızlık ettiği için müdür, o da müdüre saldırmış, o da hücre cezası almış. Sonra onu başka bir yere, sürgüne göndermişler. Bir dönem bulamadım. Ondan sonra ama zararı var bana kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Sonradan bu en son cezaevine girdiğimde de bir kız arkadaşımı gördüm Yozgatlı. Şanzel dedi sen bu bu isimle biriyle evli misin? Sana ne dedim? Niye öyle bir şey soruyorsun? Yani o benim özelim yok dedi. O yazık dedi evlenmiş de karısı bana nikah yapmıyor diye ağlıyor. <laughs> Çok üzüldüm evet. Üç tane de çocuğu şey olmuş falan ama yani ne bileyim. Adam da benden boşanmıyor. Ben de ondan boşanmıyorum. Ama adam sizi bulur. Bulur o herhalde bir gönül borcundan dolayı. Yani ben ne zaman istersem adam boşanmaya razı bence. Ben de uykudan kalkacağım da sabah kadar çalış. <laughs> adliyeye gideceğim. Zaten e, bu yaralamadan girdiğim cezalarda hep şey, mahkemeyi takip etmediğim için. Aa, benim mahkemem olduğu halde abim kalkıyor, takım elbisesini giyiyor. Hadi şanzel diyor. Düzgünce bir takım elbise tak gidelim. Durumu anlat, ceza alır. Sen alırsın, almazsan işte beraat edersin. Ben gitmiyorum. Bana ne ceza versinler, uyuyacağım falan. Mahkemelere gitmediğim için daha kim amcalar kızıyor tabii arkadan cezayı gönderiyorlar. <laughs> bir gecede kaç yerde şarkı söylüyorsun? İşte on iki yaşımdan beri hep söylüyorum. Ya bir gecede kaç yerde? Ha özür dilerim. Kaç yıldır annedim ben yine. Altı yerde söylüyorum yani ortalama. Hani bu az solistler bir yerde şarkı söyleyince ay yoruldum deyip hemen mesela içtik. ...yatıyorlar, başka bir konuşmuyorlar. Ama mesela siz 285 dakika bir gecede şarkı söylüyorsunuz. Evet. Bir şey olmuyor mu o sesteli, nodül, ne bileyim? Bazen Ses... oluyor aslında doğruyu söylemek gerekirse. Bazen çok zorladığımızda ve soğuk alkol aldığımızda ya da soğuk başka içecek içtiğimizde... ...hela alkol değil, su falan da olsa. Bazen oluyor. Ama bana izin vermiyorlar patronlarım. İşte bütün solist arkadaşlarım izin kullanabiliyor, ben kullanamıyorum. Sen gelmezsen olmaz, bütün müşteriler senin, böyle gibi olacak ama yemin ederim böyle. E, i̇zin de vermiyorlar. Bazen artık yalan söylemek zorunda kalıyorum. Abi ayağım burkuldu, davul gibi şişti, gitmeyeceğim <laughs> falan. Adama diyorum ki... Kulakları çınlasın buradan selam olsun sakallı Nurettin diyor. Çok sevdiğim babam gibi 20 yıllık, yıllık patronum. Nurettin abi sesim çıkmıyor diyorum. Gerçekten de sesim çıkmıyor. ...konuşamıyorum bile. Olsun sen gele şöyle eşek diyor bana. <laughs> ha, sen sahnede oradan oraya, oradan oraya gidiyorsun ya milletin hoşuna gidiyor. Abi dedim ben hani stand upçı mıyım? Oradan oraya gideyim hani oryantal <laughs> ya da oynayayım? E ses sanatçıyım şarkı söylemezsem adamlar beni ne yapsın? Olsun olsun seviyorlar seni. Çık gele şöyle eşek. Gidiyor vallahi kaynatıyoruz. <laughs> i̇zin yok, hiçbir türlü izin yok. Siz kimi dinlemeyi seviyorsunuz? En çok Müslüm Gürses. Müslüm Gürses. Ve alt kadrosunda de çalıştım yıllar önce. Öyle gençlik mi? Parkında. İstanbul'da mı? Ankara'da. Yok, Ankara'da, gençlik parkında. O zaman e, gençlik parkında e, birlik restoran vardı. Mesin babanın at kağıdıсындаydık. Ee, Azer Bülbül'le de çok yakın arkadaşmışsınız, evet, çok... değil mi? Evet, çok. kardeşim de. Ünlü olmadan önce mi? Yok, ünlü olduktan sonra biz tanıştık. Bu kanka olduk. Azer Bülbül'ün e, sevgilisi benim kız arkadaşım. Çok sevdiğim. Adanalı Sevcan ismini de vereyim. Kankaydık. E, Azer Bülbül de onu bu bahsettiğim Nurettin abinin dükkanında çıktığımızda... ...dükkanda istemiyor rahat hareket edemeyecek kadınlara sulanamayacak ki rahmetli. O gerçek dünyada ben yalan değil. <laughs> Sevcan o dükkanda çalıştırmıyordu. Yani ben işte atıyorum bir 11 aldım burada, 11 gün başka yerde çalış. Sevcan da beni öğütlüyordu, şans bir karıyla kızla görürsen bana söyle. Tabii ispiyon ediyordum ama çünkü arkadaşım... ...aynı şeyi hani ben yaşasam Sevcan da bana söylerdi. Sonra kanka olduk, Azar benim söylediğimi anladı. Kedi köpek gibiydik biz, yani birbirimizi çok seviyorduk ama kedi köpek gibi birbirimize, çok şakalaşırdık. Gece hayatı zormuş Anzal Hanım. Yani o, orada şöyle bir şey var ya, e, hem içinde çalışanlar çok keyif alıyorlar aslında... ...ama bir yandan da hep dert yanıyorlar, hangisi doğru? Ben ses hani, sanatçısı olduğum için, solist olduğum için, sanatçı olmadık daha da tabiri caizse... ...ben şarkı söylediğim için bana zor değil, ben çok seviyorum. Gitmediğim gün üzülüyorum hatta değil mi? Ara sıra izin yapmak istiyorum. Yaptığım zaman da keşke ya, özledim falan oluyor. Ama biraz abartıyor arkadaşlarım açıkçası ya. Ya isim vermeyeceğim. Hatta siz çok yakından tanıyorsunuz o kişiyi. Siz bu soruyu bana sorduğunuz soruyu birine daha söylemiştiniz. Evet. evet. Birine evet. daha sormuştunuz. E ağlıyor, ağladı, sızladı, isim vermeyeceğim. İşte ya or oralarda çok yoruldum, onlar da para kazanamıyorum. Yo, çil çil paraları kazanıyordu. Kapıda da jipleri vardı. Ondan sonra çok da mutluydu. Bütün müşterilerle yemeğe de gidiyordu ki bizim... ...ben benim kitabımda böyle... E, ...müşterilerle yemeğe gitmek falan çok hoş değil. Ben çıkmıyorum çaya işte... ...konser arkadaşlarımız tabii mecbur çıkıyorlar. Gelsin güzellik yapsın diye. Ama o konslardan fazla çıkıyordu, yiyordu, içiyordu, geziyordu. Çok mutluydu. Anan avradını... ...işte... ...parası ağzından ya televizyonda bir baktım ağlıyor hüngür hüngür. Ama gerçekten yani doğal olmadı bence. Yalan oldu. Ee, ağladı, sızladı. Kurtarın beni. Ne olursunuz? Ben meşhur olmak için böyle bir şey yapamam. Ben meşhur olmayayım arkadaş. Ben doğru olayım. Beni seven böyle de seviyorum. Mesela benim bir albümüm yok hala. Düşünebiliyor musunuz? Albümüm olmadan e, 80 milyon izlendi. Evet. 80 milyon. Izlendim. Sizin bir videonuz 80 milyon izlenmiş. Evet. Evet, e, Niye siz o e, kanalı bıraktınız, orada program yapmayı. Ben bakıyordum her hafta. <laughs> şey, aslında bir ara vermiştik biz. Bir de ben kafam güzel olunca dağıtıyordum, <laughs> canlı yayın falan demiyordum. Ağzımdan küfür kaçıyordu. Bir de çok karışıyorlardı. Ama tekrar önümüzdeki ay başlıyoruz inşallah. Öyle mi? Yani haklı öyle. olarak karışıyorlardı gerçi de... ...bana da laf söylenmez böyle kafam iyi olunca falan. Biraz da fazla içiyorum, televizyona çıkıyorsun biraz hani. Bir tane iç çık işte şu anda, adım çıkmış <laughs> dokuza ama şimdi düzelttik de bu Ramazan abi alkolüme kızıyor artık. Üçtü bile falan, içiyor. Biz size o kadar zor ulaştık ki. Neden? Çok basit aslında. Telefonumuzu bulamadık, bulduğumuz telefonlar yanlış çıktı. Bir ara sizin için dediler ki cezaevinde olduğu için telefonu kapalıymış. Sonra çok saçma sapan bir yerden doğru numarayı bulduk. Ankara'da böyle sokaktan geç abi, beni çevirseniz şatlak şanzil tanıyor, evet, şurada oturuyor falan derler yani. <laughs> Öyle gerçekten. <laughs> Kaç kişiye bakıyorsunuz? Baya uzun oldu. Sekiz kişiye net bakıyor. Demek ki iyi para kazanılıyor. Hiç kazanamadığımız da oluyor. Yani iş olmuyor. Hani patronun yakasına yapışamıyorsunuz ki. Solistim çıkma diyorlar. Ben çıkayım para falan istemiyorum diyorum. Yani hani adam kazansın en azından. Ne yapsın? Dük dükkanda fazla müşteri yok. Üç beş masa var. Önemli bir Onlar da zaten bir şeyler koyuyorlar falan. Ya çok... Parayı çok sevmiyorum. Hatta hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Ama hani sekiz kişiye bakmak sek yani. İyi para. İyi para. Bir de onların ev kiraları vardır, bilmem neleri vardır. Aynen öyle ama işte idare ediyoruz ne diyeyim. Çok Siz... çok fazla parayı da sevmiyorum. Olmamasını da istemiyorum tabii. Lazım mutlaka. Siz işe gittiğinizde anneniz merak eder mi sizi? Gene birine bulaşıp gelecek mi diye. Çok hep de öyle olur zaten. <gülüyor> <gülüyor> Her gün bir adamın kafasında işe kırıyorum. <laughs> <laughs> ama <gülüyor> Ama yani <laughs> Çok ön yargılılar. İşte çatlak şanzal adamın bir kafasında şişe kırdı. Çatlak şanzal kızın birini dövdü. Neden yaptı? Yine açık konuşacağım. Ben normalde masalara gitmiyordum. İki senedir e, masalara gidiyorum. İşte daha bir ünlü olduk falan ya o, o bağımda. Ondan sonra e, masaya oturuyorum. Merhabalar efendim. Hangi şarkı istersiniz? Bekliyorum. Bir şarkı söylesin. Adam bana kaça çıkarsın diyor. Sen ne diyorsun terbiyesiz insan, e, tabii benim de kafam güzel, şak kafası. <laughs> tabii alnımıza yazmıyor, aslında adamın da suçu yok. Benden önce çıkan işte solist arkadaşım, bilmiyorum adamla ne pazarlığı yaptıysa, adam beni de öyle sanıyor. Arkadaşım o zaman solistlik yapma. Konus arkadaşlarımız aslan gibi oturuyorlar, ben konsum diye oturuyor adamla içki içiyor. Ya da tele kız arkadaşlarımız, tele da çıkıyorum sahne programı tabii yine. E, tele kız arkadaşlarımız gidiyorlar, arkadaş ben ...hani kimseye zararım yok, etimi satıyorum diyor. Anlaşıyor adamla, çıkıyor, gidiyor oteline falan. Onlara saygı diyorum. Ama ben solistim diye çıkıp... ...şarkı so söylemeye çıkıp... ...işte o hangi adamın cebinde ne kadar para var... ...ben hangi adamı düşürebilirim yemek yemeye... ...o hangi adamla anlaşır, otele giderim... ...böyle yaparsanız bizi de lekele lekelemiş olursunuz. Sonuçta pavyonda çalışıyoruz. Onun için de aslında adamların da suçu yok. Dostra hani adamın ağzından çıkan kelime yanlış olduğu için... E Olan Şan adam oluyor. Şahid Hanım, bu bir bağımlılık mı? Şu anlamda soruyorum. Mesela siz... ...Maxim Gazzanos olsa, olsa şimdi... E, ...Fahrettin Bey ya da Sacit Aslan gelse, sizi orada keşfetse... ...sizi alsak, Maksim'e koysak, sanki siz mutlu olmaz mısınız? Gibi, çok değil mi? mutlu Öyle mi? Evet. Yani küçümsediğim için değil ama pavyona gitmemeye yakın o zaman. Yani kim istemez ki... ...çok böyle kalite bir mekanda çalışmayı? İsterim ama e, alışkanlık değil. ya, yani mecbur oralardan ekmek yiyoruz. E dediğim gibi aile aile gazinoları kapanınca ben zaten... ...hani gazinolara, pavyonlara e, vesaire, telebarlara çıkmaya başladım. En büyük raconu nedir oranın şanslarının? Vallahi herkes kendine göre racon kesiyor da... ...bana göre mi? Evet. Ya ben erkek olsam param yoksa cebimde, hep kavga çıkar mesela hesap yüzünden. Param yoksa cebimde ya da yetmeyecekse hiç çıkmam evde. Alırım bir işte ufak rakı ya da neyse içeceğim. Evimde içerim. Geliyorlar, işte dünyayı ben yarattım havalarında. Adam bir tane bir, bir ayı dört, dört beş saatte içiyor mesela. Ondan sonra İşe kavga çıkarıyorlar, bilmem ne. Ya hiç gelmeyeceksin ya da geldiğin zaman adam gibi oturacaksın. Ben erkek olsam diye başlamıştım. Ben erkek olsam param varken çıktım. Soliste güzellik yaparım, şampanya gönderirim. Müzisyene para takarım. Orada ihtiyacı olan kız arkadaşlarımız var. Olmayıp da çalışan kız arkadaşlarımız var, Onları da kınıyorum. Ama gerçekten ihtiyacı olup da e, çalışan arkadaşlarımız var. Onlara güzellik yaparım. Hesabımı aslan gibi öderim. Çok fazla sarhoş olmamaya çalışırım. Sarhoş olduğumu anladığım an hesabı öder. Kalkar, evime giderim diyorsunuz. Aynen öyle. Yani bence en büyük racon bu. Ama bazılarına göre biraz önce de kuru sıkıdan bozma bir tabanca koyuyorlar. Ona eline bir tesbih alan falan filan. Yani çok hoş değil aslında. Kimin ne olduğu zaten belli oluyor. E, yıllardır ben de şarkı söylüyorum. Boru değil yani çatlak şanza. <laughs> Mesela adam oturuyor. Hani, e, tabiri caizse adam sanıyorsun. ...kalkıyor, silah falan çekecek sanıyorsun böyle. Kaşıkları çıkarıyor, kız gibi oynuyor Bab, <laughs> Şöyle elini beline atıyor, silah çıkaracak falan, kavga çıkacak. Bir bakıyorum... ...alıyor eline kaşıkları, şaklı şaklı şaklı, şaklı da oynuyor. Tamam, oynamak güzel bir şey de hani bir adabı var. Böyle e, seks yapar gibi oynuyorlar bazen. Ona kızıyorum. Ve Ankara oyun havası dediğiniz Efe gibi oynanır bence. Doğru mu? Hani... Biraz abarttılar gibi geliyor bana. Ama Ankara pavyonlarının da en önemli özelliği oyun. Ben tamam oyun ama düzgün. Ben de oynuyorum mesela. Müşteri diyor ki Şanzel sizinle oynayabilir miyim karşılık? Tabii ki oynayabilirsiniz. Oynuyorum ama yani adabınca, edebince. Siz şarkı söylerken teatral bir havanız var ya. Mesela o şarkılara çalışıyor musunuz? Nerede ne yapacağınızı? işte oraya hangi kelimeyi ekleyeceğinizi? Çünkü eklemeler yapıyorsunuz. Yok yok. Hiç çalışmıyorum, ya, doğaçlama. İçimden ne geliyorsa o sıra öyle yapıyorum. Hatta işte bir dahaki sefere söylediğimde de aynı şekilde öyle 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 şarkı değişiyor. <laughs> Gerçeğini unutuyorum şu an. Mesela <laughs> İsmail YK çok kızıyordur bana. Bir e, emniyet müdürü be abim, seni çok böyle ilk bir düğüne götüreceğim şansal dedi. Rica ediyorum orada küfür etme. <laughs> tamam abi dedim. Hani bacısını sevdiğim diye okuma e, neredesin? normal oku. Şarkının sözlerini unuttum. Yine küfür ettim. Ya ediyormuş gibi yaptım ya da. Gerçekten unuttum ama yıllardır adamın şarkısını değiştirdim yani. O gün de sinirlenmiştim. Neredeyse hani bacısını sevdiğim nereden çıktı onu da hemen bahsedeyim aklıma gelmişken. Sinirlenmiştim. Nurettin abi sakallı Nurettin abim mekan sahibi baktı. Ben içtikçe birilerine sataşıyorum. Bana rakı vermedi. Esirgediğinden değil dediğim gibi sarhoş olacak mı? Millete yine Sarca. sataşıyor, saracak, evet. Sonra hemen bir tane komiyi çağırdım. Kitledim çantamdan para al. Yandaki tekelden bir yetmişlik aldım. <laughs> Aynen ay, öyle. Onu, işte, bekliyorum, bekliyorum. Çocuk gelmiyor. Bekliyorum, o da böyle nazımın geçtiği bir çocuk. Hani bacısını sevdiğim, hani öyle bir şey söylemek bir garsona, bir komik kardeşime haddim değil. Aramızda bir abla kardeş şakası var. Neredesin bacasınız? Hani Nerede, neredesin <laughs> bekliyorum. Öyle söyledim. Abla dedi niye öyle bana küfür ettin? Sana etmedim dedim, sinirlendim. Neredesin? Vermiyor adam rakı falan. Öyle kaldı. <laughs> Ertesi Oo, neredesin? Öyle. neredesin? rakı gelmedi. Neredesin? Aynen öyle. <laughs> öyle. Mesela bazen e, yorumlar geliyor. İşte niye insanlara küfür ediyorsun? Ya da küfür ettiğin sevgilin mi? Yo o bir hayali biri. Aslında o garsona da küfür etmedim işte. O sıra o şarkıyı söylüyorum ya. Araya hani bir laf sokuyum da neredeyse gel gibilerinden. Böyle hani birine küfür etmek haddime değil. Ağır arabesk seviyorsun. Hayali, seviyorsunuz. evet hayali biri var yani. Acı çekmiş gibi ona sövüyorum. Ay ona <laughs> mı böyle alıyorum. Yani kimse üzerine alınmasın kötü şeyleri. Normal hayatınızda da şarkı dinler misiniz? Mesela atıyorum, uyandınız. Evet. Kışlık bir kahveyle açıp böyle bir şarkı dinler misiniz? Yoksa artık... Müslüm Gül dinlerim. Güllü dinlerim. Emrah. Bayılırım ona. Bir de Orhan Gecebal. Gül'ünün sesi güzel. Kurban olurum ona, <laughs> çok seviyorum. Güzel ses Evet, çok O da çalışıyor. çalışıyor. Evet çalışıyor. Aile dostumuz. Ankara geldiğinde bizde kalır. Öyle yani mi? Annemin kankası evet. Çok da severim. O iki delisiz. <laughs> evet. çok yani çok hoşuma gidiyor sesi. Çok etkiliyor beni. Çok böyle buğulu ve acılı geliyor. Sizden çekiniyorlar mı şahane? Evet aslında çekinmelerine gerek yok da ya çekiniyorlar vallahi korkuyorlar. Mesela adam dans etmeye kalkarken şanslı hanım bayanla dans edebilir <laughs> <laughs> Gerçekten çekiniyorlar. Ama gündüz tanıyanlar mesela kuaförde falan karşılaşıyoruz. Kızlar çok korkuyor benden. Biraz sertim sahnede. Çünkü hani onlara da hak veriyorum. Bazen alkollü oluyorlar, kızlar da sapıtıyorlar. Bana da yanlış hareketler yapıyorlar popoma falan. Ben sevmiyorum. O şeyimi bozmuyorum yani. Sahnede sertim. Ben ne dersem olacak. Bir de ben şarkı söylerken birisi telefonu eline almış. Biri oyun oynuyor. Birisi vıt 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 konuşuyor ama yüksek sesle konuşuyor. Sohbet edebilir tabii beni dinlerken ama. Yüksek, ben de sövüyorum. Alkışlamayanın elini seveyim diye. Yani ondan sonra ben şarkı söylerken konuşanız diye. insanların da hoşuna gidiyor. Mesela bazı müşterilerim var, Şanzel Abla, bir anama söyle gideyim, estağfurullah <laughs> yapmayın, ne olur diyorum. Gerçekten Ankara şivesiyle. Seviyorlar huysuz bizi. mesela nasıl hiç lafı dokunmuyorlar, siz de öyle. Ben küfür etmem böyle, ama. Yok, küfür değil de böyle sersiniz, çok eleştiriyorsunuz. Hele ki popstarla falan. falan. Ben derim, bana öyle dese, ben şöyle derdim, böyle derdim <laughs> de öyle değilmiş. Ben, siz ama... e, popstar sırasında... Sizin videolarınızı seyrettim. Şeyi çok istedim. Siz keşke gelseniz seçmeleri ama gelmediniz hiç. Ben gelmiştim Ankara'da. Aa. Evet. Ben var mıydım? Evet, vardınız. İlk popstardım. Ben kötü bir şey söyledim. Arkadaşlarla içtik. Ben kaynatmaya geldim ya. Tık dedi Ebru Gündeş bana. İstiyorum seni ben İstanbul'a dedi. Abla dedim. Biz kaynatmaya geldik böyle. Hani kaynatmaktan e, kastım. Dalga geçmek değil. Biraz içmiştik. Hadi bir deneyelim dediydik. Hani gelmeyi düşünmüyordum. Hani çünkü dedim ya kendimi beğenmişlik değil de ben zaten ünlüyüm. Ya yani ben Ama zaten bir şey birinciyim. Şarkı Neden o yarışmaya... söylediniz Şarkı söylediniz mi Efendim? Şarkı Söyledim. Ve beğenmedik mi? Beğendiniz. E niye gelmediniz? İşte ben öyle deyince de siz bana kızdınız. Ben gelmeyecektim. Öylesine arkadaşlar geliyordu. Hep beraber geldik dedim. kafamda güzeldi. Vallahi yalvarırdım. Söyleyeyim Estağfurullah. size. Estağfurullah. Estağfurullah ne Vallahi bir bak. Yalan yok yani. O zaman tanısaydım ki o sizsiniz. Estağfurullah. Vallahi yalvarırdım. Mehtap'ın peşinden adam yolladım ben. <laughs> Mehtap gelsin, İstanbul'da bir daha girsin diye. Aa, Çok üzüldüm şimdi. Bu sefer de benimle uğraşırdınız. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi üzüldüm şimdi. Maltepe'deki otele geldiniz o zaman. Evet, Maltepe'de, evet. O Maltepe'deki otelde yapıyorduk biz seçmeleri. Ee, akşam saat dört oldu. Ha, pavyon tayfası gelmeye başlar diyorlardı. O, o saatten sonra yarışmacılar gelmeye başlıyordu. Evet, biz de böyle akşamüstü gelmiştik. Vallahi, Gidelim, biz jüriyi bir kafayı alalım diye. Ya ben bir yakından göreyim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bir yakından göreyim dedim. Ya dediğim gibi kendini beğenmişlik gibi oluyor ama... ...hani farkındasınız Ankara çok seviyor beni. Evet. Ya, Türkiye'de de tanıdım, Türkiye'de de çok seven bir, büyük bir kesim var. Hani ben niye yarışmaya katılıp da yani o zaman ben... ...hiçbir şey yapamamışım gibi. Yani yarışmaya girip dereceye girmeyi bekliyorum. Ben bir dereceye girmişim bence. Bu kadar süre zarfında başınıza gelen en kötü şey neydi? Babaannemin ölümü. Çok mu düşkün? Çok düşkündüm, evet. Babaannem çok tatlı bir kadındı. Almanya'dan emekli gazeteciydi. Okumuş bir aileden geliyorum. Büyük babam da emniyet müdürüydü. Zaten şey, cinayeti büyük babamın beylik tabancasıyla işledim. Rastgele üç tane sıktım, bir tanesi de denk gelmiş. Babaanneme çok düşkündüm, çok frapan bir kadındı babaannem. ...böyle çok özlenirdim ona. Balık etle böyle çok tatlı, çok kültürlü, her şeyi öğretti bana. İşte gece yatarken dua okumasını, yemek yerken işte hangi çatal, şey, hangi eline çatal tutulacak. Annem de e, tabii ki çok ilgilendi, onun da çok emeği var ama babaannem... ...bize kaldığı için, ben de babaanneye çok düşkün olduğum için e, ee, ne bileyim neredeyse annemden çok emeği var. Annem de çok sever. Annemle babaanne mesela gelin kaynana gibi değil anne kız gibilerdi. Sizin frapana düşkünlüğünüz babaannenizden geliyor. Babaannem, geliyordu. annem yani tip olarak da benzetir zaten. Peki siz annenize mesela ilk ben pavyonda çalışacağım dediğinizde ne dedi? Demedim ki. <gülüyor> <gülüyor> ben kaçtı yani kaçtım derken mecbur şarkı söylemek zorundaydım. Nişanlım beni hani terk etti ya adamla eğlenmişim hiç tanımadığım bir adamla. Geldi bunu anlat o zamanki nişanlıma. Babam da reddetti o sıra beni kızdı. Nişanlım da terk etti. Ondan sonra ayaklarımın üzerinde durmam gerekiyordu. Yani yapabileceğim tek şey şarkı söylemekti. Aslında çocukken savcı olmak istiyordum ama <laughs> ya sabıka yiyince de olmadı. Ya diyordum babaanneme de söz vermiştim ya savcı ya da şarkıcı, sanatçı olacağım babaanne. Ee, sonra başladım işte aile gazinoları falan da kapandı dediğim gibi. O genç Parkı'ndaki gazinolar da kapandı. O bir abim yardımcı oldu bana, gel seni işte götüreceğim falan filan derken başladım. Sonra babamla abim, kahraman var Elbistan, aşiret. Beni öldüreceğim diye geldiler falan, sonra kıyamamışlar, bakmışlar, namusunda şarkı söyledi. Çocukluğumdan beri de hayalim, öldürmediler, yaşıyorum öyle. <laughs> İyi ki de öldürmemişler. Kim <laughs> fark etti sesinizin güzel olduğunu? Babaanne, beş yaşında hemen sayın hayranıydım, beni pufa çıkarıyorlardı bir pu pufa. İşte ellerime böyle böyle yapa yapa şarkılar falan söylerdim. Düşünsenize beş yaşında bir çocuk hemen sayın hayran. Yani seviyordum. çünkü sanat müziği okumayı çok seviyordum. Babaannem öğretiyordu. Şey bana ilk çok garip gelmişti. Şimdi siz böyle ağır arabesk şarkılar söylüyorsunuz ya. ...işte Azer Bülbül'den, Üstün Ama mesela buranızda piercing var. Önce böyle bir... Bir oturtamadım ben onu. İşte dövmeleriniz var, buranızda piercing var. Biraz sonra çıkıp rock'n'roll söyleyecek misiniz gibi bilmiyorum ki. Seviyorum piercing takmayı. Dövmeleri de çok seviyorum. Ama hani onlar ayrı ayrı. Piercing takmayı seviyorum. Dövmeleri de çok seviyorum. İşte değişik giyinmeyi çok seviyorum. Herkesten farklı. İyi ya da kötü ama herkesten farklı olsun. En kötüsü benimki olsun ama farklı olsun. Ama müzik olarak yani herkes şey diyor işte müzik evrenseldir şu falan sevmiyorum arkadaş ben arabeskten başka. Yalan mı söyleyeyim? Dinlemiyorum. Hani yani dinlemeyi falan da demiyorum insanlara ama halk müziği işte poptu, cazdı, raktı dinlemiyorum. O camiadan arkadaşlarınız var mı? İyi anlaştığınız. Benim hiç arkadaşım yok. Nasıl? <laughs> i̇stemiyorum ben. Ha herkes arkadaşım. Herkesle aram çok iyidir. Herkes öper Şanzel abla, Şanzel'cim nasılsın ben onları severim, öperim. Ama arkadaş yapmıyorum çünkü hiçbirine güvenmiyorum. Hiç arkadaşım yok, olmasını da istemiyorum. O camia biraz öyle değil mi? Güvensizlik üstüne kurulu. Evet. Ben çok bir aşırı kıskancım. Hele ki hayatımda bir erkek varsa. Hiç. Ha. Ya ben ne yaparsam e, erkek arkadaşımla yapmayı tercih ediyorum. Ya atıyorum hamama bile gidilecek seni. Hani var ya böyle çift kişinin girebildiği böyle hamamlar. E onunla onu da erkek arkadaşımla yapmak istiyorum. Pikniğe de erkek arkadaşımla gitmek istiyorum ya da ailemle. Güvenmiyorum çünkü dediğim gibi gerek de yok arkadaşım. E ama o, o kadar kıskanç olunca hemen ayrılırsınız. Zaten hemen ayrılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çünkü hani adam bunalır. Ben ya zaten onun bunalmasına gerek kalmıyor çünkü kendileri hata yapıyorlar. Annem diyor ki, bir insanı ne kadar sıkarsan o kadar hata ya yani yapar senin yüzünden. Televizyon bile izletmiyorum. Ne? Ya Sarp, Yani kadın var televizyonda diyor, kadının olmadığı bir yer söyle bana Allah'ını <laughs> seversen. Biraz, e, ya o, o konuda hastayım diyelim. Mesela ayakları olmayan birine, sen koş diyebilir misiniz? Babam da böyleydi benim ve annem boşadı babamı. Annem çamaşır yıkardı mesela, ba babam gelene kadar o çamaşır koksun, balkona çıkamazdı asmaya. Ben de babama çekmişim, uhuyum babama çekmiş. Çok kıskanıyor. Mesela beraber markete girdik, kasada kadın var. Bir paket sigara diyemez. Hemen çıkacak o marketten ya da bana hadi aşkım sen al falan. Ama Aşırı abi. biraz, evet. Aslında kötü ama erkek arkadaşıma ben bunu anlatamıyorum. Ya elimde değil. istemeden oluyor. Ben istemez miyim mesela? İşte şuraya da onu getirseydim burada bayanlar var. Merhabalar sayda. Yok. Yok. Kadınlarla tokalaşması, merhaba demesi her şey çok aşırı e, kıskancım. Yasak. Ama size de eziyet. Bana da eziyet. Çok Mesela işe değil. gidiyorsunuz. E, ne yap, evde ne oluyor yani? işte aklınız... sevginizde kalmıyor mu? Bazen gazinoya çağırıyorum, başına da iki tane garson dikiyorum. Kızlar da biliyorlar benimki olduğunu mesela. Yaklaşamıyorlar. Böyle kafayı yerde sözde beni izliyor. Adam. Yani idare etmeye çalışıyorum da olmuyor ya. Abim öyle diyor, sen bugün gidişle evde, evde kaldın, kalırsın da yani. Öyle. <laughs> Ama bu dediğim gibi hastalık mı anne? Ben istiyorum bazen, bakıyorum dört arkadaş, iki kız, iki erkek buluşmuşlar, pikniğe gidiyorlar falan. Ben güvenemem yani. Bir kız arkadaşım erkek arkadaşıyla gelecek, ben de erkek arkadaşımla, dördümüz. Ben hemen içime fesatlık gelir. O konuda çok fesatım. Sosyal güvenceniz var mı? Var. Bağ kurulusunuz? Evet, SSK. Şey ha SSK, SSK. Ha, iyi. Hı -hı. Bir, yani bir gece kulübü sizi, sizi sigortalı gösteriyor, öyle mi? Gece kulübü değil de normal, dışarıdan kendim yaptırmıştım. Ha kendiniz ödüyorsunuz, ama iyi. Özel. Çünkü sonradan böyle çok garip hikayeler okuyup e, duyuyoruz ya, o yüzden. Aslında o hikayelere benziyor benim hikayem. Gençlere kötü örnek olmak istemiyorum ama aslında örnek olmayacağımı düşünüyorum bunu konuşarak. Durumum çok daha fazla iyiydi. İşte ne bileyim, kapı kapımda aynı anda dokuz tane arabam vardı. Bugün kırmızı kostüm giyeceğim, kırmızı arabamı yıkatıp falan biraz havalara girerdim abilerin falan. İşte ben bir ara uyuşturucu kullandım. ...bütün böyle küçük hayranlarım falan izlediği zaman hepsinden özür diliyorum. Gençlere kötü örnek olmak istemiyorum. Uyuşturucu kullandım, ya yani oldu ne yapayım bir kere? Çok kötü bir şeymiş. Yani ben şimdi diyorum, sen mi diyorsun bunu diyorlar ama zararın neresinden döner? Sen kader diye bir laf vardır ya. Gerçekten çok kötü, Allah öyle e, o durumda olan... ...kardeşlerimize, arkadaşlarımıza yardım etsin diyorum. Her şeyimi kaybettim. Yani bir bileyim, gitti, biraz da iyi niyetliyim. Bazı erkek arkadaşlarım da... Benim üstüme yapak falan dedi. Olsun, yapak aşkım yapak, önemli değil. Kimileri de arabamı aldı gitti, işimimi aldı. Ya sevmiyorum parayı ya, herkese de güveniyorum. Abim bana şey der, çok akıllı görünen salağın daniskasısın şanslar sana. Yani kurnaz gibi görünürüm ama sadece kıskanlık, e, özür dilerim, kıskançlık konusunda fesatım. Çok kurnazım o konuda. Güvenmem. Yani Onun dışında çok iyi niyetli... Sonra resmen. hayata bir daha sıfırdan başladınız. Aynen öyle oldu. Olsun canım sağ olsun ama keşke yapmamış olsaydım, keşke kullanmamış olsaydım. Hem paramdan oldum, hadi parayı tekrar kazanabilir. Sağlığımdan oldum, psikolojim bozuldu, ailemi çok yıprattım. Annem genç kız gibiydi böyle ablamı falan derlerdi, kadın çöktü. Birçok hastalık annemde oldu, tansiyondu işte kansızlık falan. Yani çok çektirdim ailemi ama istemeden yapıyorum. Normalde şu hal, şu anda mesela annemi üzer miyim ben? Ama o dönem üzüyordum, karışmayın bana, gideceğim, şunu alacağım, bunu alacağım. Kadına so, mesela... mi gördün mü? Efendim? Tedavimi gördün mü? Hayır, kendi irademle bıraktım. Ne çip taktırdım, ne tedavi gördüm kendim. Abim diyordu zaten. Beyninde bitireceksin Şanzal, hadi kardeşim hadi. Üstüme geldiklerinde, benimle inatlaştıklarında inadına içiyordum. Bırakacaksın, içemezsin, şu bu elimden para mağazalar bile gidip para bulup içiyordum. Hani para bulup derken atıyorum. Ertesi günkü yövmiyemi alıyordum patronlarımdan. Allah'ıma binaenç gün namusumla, şerefimle ertesi gün yormuyor, bir yok bedava şarkı söylüyorum. çünkü bir gün önceden aldım onu. Hani ne yapıp yapıp içiyordum onu. Biraz şeyim ya böyle huyuma gidildiği zaman kedi gibiyim gerçekten. O çatlak şanzelin içinde aslında çok duygusal. Böyle çok Ondan masum. sonra mı kilo aldınız? Hayır. E, ee, uyuşturucuyla alakası yok aslında kilomun. Ayağım koptu. Biraz oldu alakası çünkü uyuşturucu almak için balkondan atladım. Ayağım koptu. Sonra geri dikildi. Ayağım nasıl kopuk kendi, ay? Evet, nasıl nasıl böyle küçük bir parça et tutuyordu. Balkondan atlayınca kemiğim ayağımı kesti. Hazırlıyorum. Ah. <laughs> büyük bir ameliyat geçirdim. Hatta doktorumun söylediğine göre Türkiye'nin en büyük ikinci ortopedi dalında en büyük ikinci ameliyatını geçirmişim. Allah'tan sakat kalmadım önce. Allah'ın sayesinde sonra doktoruma da buradan çok teşekkür ediyorum. Orçun Bey iyi bir doktormuş. Sakat kalmadım ee, ama medikal kullandım. O sırada benim ce şey ceza patladı firar ettim. Kaç, kaçtım, gitmedim. Aman dedim açığa kim gidecek? Ondan sonra da açığa gitmeyince e, dört ay firar gezdim, yakalandım. Ayağımda medikal olduğu için ye, ye iç yat ne olur cezamda düşünün. Kilo almaya başladım. Ve bana yapılan kemik iğneleri böyle süt gibi bir şey şringa diyorlardı ve çok sancıydı. Böyle sabah beş sularında bütün hastaneye ayaklanıyordu benim çılıklarımdan. O iğneler sanıyorum e, kortizon ağırlıklı iğnelermiş. Ve kemik hani Düşünsenize ya beni taşıyor yani kemik. E, ee, kemiğe yapılan kuvvetli ilaçlardan olduğu için onlar da kilo yaptılar. 92 kilo çıkmıştım cezaevinden. Şimdi 74'üm. 10 kilom daha var fazla. an Hanım, deminden beri çok acayip bir hikaye anlatıyorsunuz. Ee, i̇şte çok küçük bir yaşta e, ne bileyim bir insanın canını almak, cezaevine girmek, pavyonda şarkı söylemek. Sen yorgun hissetmiyor musunuz? Çok kendiniz? yorgun hissediyorum. Ama şimdi kalk beş saat şarkı söyle deyin, Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Hiç yorulmam ben. Mesela Ramazan abi de bilir, sahneye gidiyoruz. Bazı e, sanatçı arkadaşlarım... ...işte şu kadar paralarım abi iki saat sahne yaparım diyorlar. Ben saat falan söylemem Ramazan abi. Üç, bir, bir saat fazlasını yaparım Ramazan abi sana kızım diyor. Yine artık olsun, yazık iki tane daha söyleyeyim abi falan. Çok seviyorum yani. Hani böyle... ne büyük Sikolik... olarak mı bu Evet. O çok çok yorgun hissediyorum da işte belli etmemeye çalışıyorum. Yani ne yapabilirim? Bir de çatlak şu an yediremiyorlar. Çatlak şu anda zaten. Çok fazla duygusal görmek istemiyorlar beni. Hep sert görmüşler ya, ama içime atıyorum o zaman da. İçime atmak istemememe rağmen. içimi atmak zorunda kalıyorum. Zor bir hayat çünkü. Ya anlattığınız acayip bir hayat hikayesi yani. Aynen öyle ama şey tekrar tekrar söyleyeceğim burada böyle hani... ...meşhur olmak için işte ne bileyim, e, insanlar işte ha, çatlak şanslar söylemiş, böyleymiş desinlerdi, hiç yalan söylemiyorum. doğru anlatıyorum ve hani böyle acındırmak için falan da değil. Hani biraz önce ismini vermemiştim de hani, beni kurtarın falan demiyorum. Ben pavyonlarda mutluyum. Para kazanıyorum, şarkı söylüyorum, namussuz gelmiyorum aslan gibiyim, çok mutluyum. Ha, ama dediğiniz gibi, istemez misin e, daha lüks bir yerde bir maksimum sahne, e, e, sahneye çıkmayı? Tabii ki isterim, o ayrı ama kimse beni kurtarmasın. Niye? Pavyonlarda yaşayan insanlar, çalışan insanlar insan değil mi? Ne bekliyorsunuz gelecekten? Gelecekten mi? Bir tane çocuk yapıyorum artık diyorum da adam gibi adam. Güven Bir de ilişkilerim çok uzun süredir benim. Hep böyle beş yıl, dört yıl, hani böyle üç beş aylık ilişkim yoktur. Ama hep darbe yiyorum. Onun için de güvenmediğim bir adamdan çocuk yapmayı da istemiyorum. Çocukları çok sevmem. <laughs> Korkuyor musunuz gelecekten? Yok. Öyle bir ne olacak sanki. Öyle değil de hani ne bileyim bunun yaşlılığı da var yani Allah korusun. Ben bu kadar yaşamam diye Allah'ıma hani eksik konuşmayayım da o kadar yaşamam diye düşünüyorum ya. Niye? Ne bileyim hiç düşünmedim yaşlılığımı. Hani, hani biraz yani... da deli dolayım ya yani, intihar ederim Allah korusun. Allah korusun. <laughs> bir yerde biri beni mi öldürür ben birini öldürür cezalarınız bir sürdüm. <laughs> ya bilmiyorum nedense hiç yaşlılığımı düşünmüyorum. Gelecekle ilgili bir planınız yok mu? İşte adam gibi birini bulup evlenmek ama sahneyi bırakmayacağım. Yani. Ha zor iş istiyorsunuz ama. Bırakmam ben. ...Nüzeyhan Sener gibi rahmetli olana kadar şarkı söyleyeyim. Bıraksın beni, söyleyeyim ya. Ama, Ama şey çocuğumu doğurup çocuğuma da bakabilirim tabii. Mesela ne olur biliyor musunuz? Hani atıyorum, arkanızdaki çalışan... ...piyanistle falan olur. Hani o size, onun gözünün önünde söyleyeceksiniz. Öyle de olmuyor. <gülüyor> olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Deneyle sabit diyorsunuz. De, denedim evet, <laughs> bir denedim. Olmuyor, tam tersi daha fazla parola Kafayı yedirdi bana. <laughs> Müşteri merhaba diyor, o kimdi? Hani eski erkek ha, yok canım diyorum tanımıyor yani. Müşteri olarak tanıyorum, her gün geliyor ya adam şurada oturuyor, hani merhaba demeyeyim ...o daha zor inanın. Sizi tanıdığıma çok sevindim. Ben de öyle. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür Hem ederim. siz bilmiyorum kaçıncı çektiğimiz konuksunuz ama... ...ilk defa çok garip, duygudan duyguya savrıldığım bir konuşma yaptım. <laughs> zaman zaman çok üzüldüm, zaman zaman çok eğlendim. Umuyorum ki bundan sonraki hayat... E sizin için çok güzel olur. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum iyi evet, dileğinizden dolayı. Sağ ol.